Merhaba arkadaşlar ben Cüneyt Hoca. Bölme bölünebilme test 6 ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Pembe bir testimiz var. Hemen bizim sorudan girişelim teste. 7A3B b 5 A, B 4 basamaklı birer sayıdır demiş. Hisseli tapuları vermiş, tarla olduğunu söylemiş ve hisse oranlarını belirtmiş. Burası önemli ve yüz ölçümünü vermiş. Hisseler neymiş? Kendi payına düşen kısımların metrekare türünden bir tam sayı olduğunu söylemiş. Tam şekilde bölünüyor. 7a3b hemen artı eksi artı eksi yaptık. Ne oldu? a artı b eksi 10. 11'in katı. E 5 artı a artı a artı b şeklinde yaptık. Şimdi bunu, bunu bu tarafa attık. a artı b eşittir 11'in katından 10 fazla. Şimdi iki sayının toplamı ya 0 olacak. 11k buradan 0 olacak. Ya da aynı şekilde ne geldi buradan? Artı eksi artı yaptık. Tamam a artı b ya sıfır olacak ya da on olacak. Değil mi? Şimdi a artı b'nin sıfır olması için ikisinin de sıfır olması lazım. Ama burada a ve b paydalara sıfır gelemeyeceği için a artı b'yi ben buradan 10 kabul ediyorum. A artı B buradan 10 geldiyse 10 on buradan 5 buradan 15 A da buradan 3 gelmiş oluyor ki 9'un katı olsun. Tamam. Şimdi A buradan ne geldi? 3 geldi. 3 geldi. 7 yaptım. Ve sonrasında o zaman ne dedik burası? A 3 oldu, B 7 oldu. 2472'yi 3'e bölüyorum. Bir kişiye düşen tapudan bahsediyorum çünkü. 8 24 7 2 tane var. 6 ve 12'nin içinde 3 4 824 buradan geldi. 910'u da 7'ye bölüyorum. E buradan da 13 çarpı 7 olduğu için 130. 854, 954 istediğim şey olmuş oldu arkadaşlar. Evet ikinci sorudan devam ediyoruz. A1B rakamları farklı. 3 basamaklı bir doğal sayıdır. Ahmet 9 gün boyunca çalışmış ve her gün eşit miktarda para biriktirip A1BT ile para biriktirmiş. Şimdi 9'un katıymış demek ki A1B sayısı. Yani A artı B ya 8 ya da 17 oluyormuş. Peki, burayı hallettik. Sonra vakit ödenen para A, 1, B. Burada bir fatura var. 12 TL'lik bir üründen A tane almış. Bilmiyorum çünkü. 16 TL'lik üründen B tane almış. 3 TL de para üstü de almış. Bu A, 1, B TL tutuyormuş. Peki, şimdi burada bir olayımız var. Diyoruz ki 12A artı 16B artı 3... Şimdi gördüğün gibi şurası dördün katı. Neresi? Şurası dördün katı değil mi? E tamam burası dördün katı. E artı 3 eşittir. A 1 B dördün katından 3 fazlaymış. A 1 B sayısı. E tamam. O zaman A 1 B de öyle olacak. Bakıyorum A 1 dördün katından 3 fazla olması için son iki rakam 12 olur. 3 fazlası 15 olur. 16 olur. 3 fazlası 19 olur şeklinde açıyorum. A15, A19 A'nın alıcı değerlere bakacağım. Ne demiştik? A artı B 8'di. Yani A artı 5 8 olabilir. A buradan 3 olur. Aynı şekilde A artı B 17 olması için de bir de 9 vermişiz buraya. A artı 9 17 ise A buradan 8 de olabilir. Toplamları 11 gelmiş olur arkadaşlar. Geçtim 3. soruya. Ereğli'den Konya'ya belirli aralıklarla minibüs seferi yapan bir firmanın son seferini yapacak minibüsle, minibüsten biletini almak isteyen bir kişi online satış yapan uygulamadaki doluluk durumunu görmüş ve boş koltuklardan bilet alan son yolcu olarak Konya'ya seyahat etmiştir. Peki firma minibüsleriyle gün boyunca son seferinden bir önceki tüm seferleri tam dolu olacak şekilde bir günde toplam 3 basamaklı A3B sayısı kadar yolcu taşımıştır. Şimdi Bakıyorum buraya. 15 sef 15 yolcu var ya 2 4 6 8 10 12 3 de burada 15. 15 tane yolcumuz var toplamda. Bir önceki iki seferde 15'in katı. Sonda da bak 5 boş koltuk var ya. Birini daha aldı 15K artı 11. Yani benim totalde taşıdığım A3B yolcu sayısı A 3B yolcu sayısı 15'in katından 11 fazlaymış. 15'e bölünmek demek 3'e ve 5'e bölünmek demek. 3'e e bölüyorum. 3'ün katından 2 fazla. Şimdi şu kalanı da bölüyorum tekrardan. 3'ün katından 2 fazla. Aynı şekilde 5'e bakıyorum. 5'in katından da 1 fazla. Şimdi şu ikisini bilgi olarak kenara aldım. Peki A artı B en fazla kaçtır diyor. 5'in katından 1 fazla. A 3 1. A 3 6. 3'ün katından da 2 fazla olacakmış. A burada ne alınabilir? 4. 5 olabilir mesela 3'ün katından 1 fazla. 1 olur. 4 olur. 7 olur. Aynı şekilde 9 artı A'da yine 2 fazla olmasın. 2 5 8 olur. Şimdi en fazla diyor ya şöyle alınabilir. Ve aynı şekilde de şöyle alınabilir. maksimum değeri gayet bariz görüyoruz. 8 ve 6 rakamları toplamı 14 olmuş olur arkadaşlar. Geldim dördüncü sorudayım. Günün son sorusu. ABC 3 basamaklı sayısı için 400 küçüktür. ABC küçüktür. 600 olduğu biliniyor. Erde ABC TL'ye aldığı ayakkabılarını kredi kartının sonradan taksitlendirme özelliğini kullanarak vade farksız taksitlendiriyor. Şimdi Erdin'in yaptığı taksitlendirme sonunda her bir taksitin kuruşluk kısımları aşağıdaki tabloda verilmiştir. Şimdi 9'a bölmüşüm 2, 2, 2, 2, 2 şeklinde ilerliyorum. 5'e bölmüşüm 0.20, 4'e bölmüşüm 75. Bak bu artıkları, fazlalıkları 9 ile çarpıyorum 2 yapar. Çünkü 9 kere 2 18, e diğer ikilerle de 18, 198 gibi bir şey yapıyor. E bu da sonsuza kadar gidip 2'ye yuvarlanmış oluyor. E devam ediyorum. 0,20 kalmış. 5 ile çarparım artı 1 kalır. 0,75 kalmış. 4 ile çarparım 3 kalır. Demek ki burası 9'un katından 2 fazla. Burası 5'in katından 1 fazla. Burası 4'ün katından 3 fazla. Bunlar hep aynı fiyata eşit. Çünkü aynı ürünü alıyorum. Ben aynı ürünün sadece taksit opsiyonlarını öğreniyorum şu an. E tamam. Bir ABC fiyatı var. 9'un katından 2 fazla, 5'in katından 1 fazla, 4'ün katından 3 fazla. Öyle ortak bir katı bulmam lazım ki ama önce şuraları çarpım durumuna getirmek için eşit sayılara ihtiyacım var. Şimdi her tarafa öyle sayılar ekleyeceğim ki 9'un, 5'in ve 4'ün katı olacak veya çıkarabilirim bu arada. Her taraftan 11 çıkarmayı deniyorum. Bak şimdi. 9'un katından 9 eksik oldu. 5'in katından 10 eksik oldu. 4'ün katından 8 eksik oldu. Haliyle de ABC'den de çıkardım. ABC'den de 9 eksik oldu. Hayır 9 değil 11 çıkardım. Devam ediyorum. 9 parantezinde K eksi 1. 5 parantezinde M eksi 2. 4 parantezinde N eksi 2. Bak şimdi. Şimdi buraya aldım. K eksi 1, N eksi 2 ve M eksi 2. A, B, C eksi 11 oluyormuş. Eşittir. Şimdi 9'un katı, 5'in katı ve 4'ün katı. Aynı anda ortak katı olmasını istiyorum. E o da şudur. 9, 5, 45 çarpı 4, 180. Yani şurası 180 veya katları olur. Ama sorunun başına geri döndüm diyor ki bana. 400 ve 600 arasında. Yani 180 ve katlarına dikkat ederken şöyle diyeceğim. 180, 360... ...540. abi olur benim için. E tamam. Ancak bak şuraya dikkat ediyorum. ABC eksi 11'i ben ne buldum? 540 buldum. Bakalım ABC eksi 11 540 540'sa... ...ABC 551 olur. Demek ki ABC sayısını bulmuş oldum. Bana bu sefer diyor ki AB 2 basamaklı sayısının 9'la bölümünden kalan 55... 55'i 9'a bölüyorum. E, 6 tane var. 54 kalan 1 olmuş oldu arkadaşlar. Dördüncü sorumuzu da hallettik. Bölme bölünebilme biraz yordu. Evet zor testler zor sorular vardı. Ancak bir şekilde halletmiş olduk. Güzel sorular artık sizin e, bazı şeylere daha iyi hazırlanmanızı sağlıyor. Bundan daha kolay sorular zaten daha sizin için rahat bir şekilde hallolacak. O yüzden bu sesi de bitirdik hallettik. Bir sonraki testte, bir sonraki konuda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar.